Hayır. <laughs> Kapatırsan küserim sana. <laughs> Oo, ortam buz kesti falan. Çok iyi kıvırdın lan. <gülüyor> <gülüyor> At, yani <laughs> plaket yok mu plaket? Sıra, bir şey ısırdı beni. <laughs> Tatlılardı ya. Çok güzel düğündü vallahi. Sakar evet. olan benim. Sen ne ara düştün? Ama benimkiler başkalarından dolayı oluyor. Ben de dedim ki abi sen mi istiyorsun dedim. Çıkarırım tabii dedim. Çıkardım orada hemen. <laughs> Biz size emanet <laughs> Gördün mü fotoğrafı? Hayır. Gözlerine kapadar kafası inmiş <laughs> Ay, <Hayvanın> diyecektim. <laughs> Hatta kaç kere valizime takıldım düştüm. Düşme tehlikesi atlattım hatırlamıyorum ben bile. Ben tuvaletin kapısına çarptım ya. Odada şöyle yan yatıyor bak <laughs> üstüne oturma demişler. <laughs> hani böyle mesela biz bir mekanda oturuyoruz. Gözün kayıyor isterseniz yan masada seni böyle videoya çekiyor göstere göstere. Tamam ya. Başarmaya başlamışız yani bir şeyler. Evet evet. <laughs> şu anda voleybol oynuyoruz. Ben anlamadım. <laughs> Bitti teşekkürler. İlker İkili hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim. Çok iyiyiz. Müthişsiniz. Evet. Müthiş. Milli takım dönemi bitti. İyiyim. Evet. Çok fazla talep vardı. Her videomuzun altına nerede, nerede, nerede size dağıtıyordum. İlk el ikili burada arkadaşlar. Biz de birbirimizi daha yeni gördük. Hmm, Olimpiyat geldiğimizden mi? beri. Evet. Bir gün daha... yanımda olmayınca özlüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok <üzüksal. gülüyor> Öncelikle yine aslında anlatalım. Milli takım sürecinde izinlerimizi milli takımdan alıyorduk. Ama kulüp sürecine kulüp takımdan alıyoruz. Zaten al, almıştık ama son olaylarımızı tekrar almak istedik. Yine Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne ve Galatasaray Spor Kulübü'ne teşekkürlerimizi buradan her videoda olduğu gibi iletelim bence artık. Bundan sonra ileteceğiz. E nasıl gidiyor hayat? 4 ay sonunda artık görüşememek, yani ayrı olmak, aynı odayı paylaşmamak. Bir rahatladık. <laughs> İlk bir hafta rahatladık. Ah, da bir rahatladık. Videom var zaten. Ha, aynen. Orada hala kapatmak istiyordum. Yani ama ilkim pek bir müsaade etmemişti o zaman. Bir de uyuyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Şey yapmış o aramızı kapatmış <laughs> uçakta. Gözüm bir açıyorum. Şey duvar. Böyleyim. Ben uyurken mi? Böyle yok. Hayır. <laughs> Kapatırsan küserim sana. Baya tehdit falan etti beni. O uçakta orayı kapatamadım bir yani. Bir ara insanlar uyuyor biz böyle el kol <laughs> kapama açacaksın. Ben ka kapatıyorum açıyor. açıyorum. O videoyu attığınızda daha uçak kalkmamıştı be. Ne çabuk uykuya geçtin. Gerçi ama bayağı Ben bir ara yüz yüz diye 10 saat uçtuk. <laughs> Baya böyle. Baya <laughs> Bayağıdır röter yemiştik hatırlıyorum. Evet. Evet yani. İlk bir hafta bir öz şey olduk, bir atladık. Ben evimde yalnız başıma çok iyi o ailesiyle. Sonra bir haftanın sonunda hayırsız, niye aramıyorsun beni? Hayırsız, unuttun beni. E bir süre bir mesajlaşmadık. Evet ilgisiz oldu. Ben ona bir arada trip attım. Onun dışında gayet iyiyiz. Bir hasta olduk falan. O evet. benden önce hasta oldu. Ben şu aralar biraz hastayım. Evet. Bu arada baktırdım. Kan sonuçları hiç... artık kimse beni dinlemiyor. <laughs> <laughs> Sen ne dedin? Hiç öyle arıyor. <laughs> Arada konuşuyoruz. <Hayır> Bana ya yaptım <laughs> ben. Ya sağlığa girdim mesela. Ne Devam ya? edin ya. Nasılsın? Ya kan şey muhteşem çıktı. Biyopsi falan oldum. İşte benim de diyorum. Özür diliyoruz <laughs> efendim İlkinin ilkine sözü. Ya da Hayır, ben burada şuna Tam bir değinmek istiyorum. Ben biyopsi oldum. Bana hediye almadın. <laughs> O oh, bir tepki bu sen benim, bir, dakika, bir, de de var. bir dakika benim de bir konu var evet, tamam sen de hediye alacaksınız bana hepiniz geçmiş olsun hediyesi alacaksınız. O zaman dur ben de değineceğim şimdi Kanka, bu bu ekonomide insanları ve Abi, beni doğru durumda bırak. Bana sokaktan rastgele böyle tok alsam da olur. Hediye hediyedir. Pahalı bir şey istemiyorum sonuçta. Hasta hediye alınır bana ne. İlk ilgiliye bugün bu konuşmadan sonra veda ediyoruz. Kendinize Tabii iyi bakın. Yapıyorum. Ya bu arada çok ciddi. Ben de bir şey diyemiyorum. Gerçekten bekliyorum bir şey bu arada. Ben, alayım. aldım alacağım şeyleri. Portekiz'deydim. Ben aldım alacaklarımı o alacağım. Hediye getirdim. Tamam şu olabilir. Şey gideceğiz ya 27'si. O olabilir. Tamam siz de alacaksınız. Ha? Aramızda anlaştık şu an. Tamam biz de bir şey alır getiririz. Bekliyorum. Bir dakika o zaman ben de. Oh, bir oğlum, dakika. Tam buz Ben şimdi gerginliğimi Elif'ten alacağım. O bir kere öyle olmadı. <laughs> Daha yani söyleyeceğim konuyu bile anladı zaten. Evet. Ben buradan açıklayayım. İlçin ve Elif'ten forma istedim ya yani bu muazzam sezon Ola için. Ova L vermiş. <laughs> ama dur ki mi? evde. Milli takım sezonu için efsane istedim. İlkin yani unutabilirsiniz. Unutmakta gerçekten sıkıntı yok. Yani, tabii abi, ki de abi, çok yoğun. unutabilirsiniz, unutabiliriz. Unutmadık. Unutmadık. Allah Allah. İlkin unutmadı. Elif unutmamış ama benim formamı, bana getireceği formamı başka birisine vermiş ve bunu bana anlatıyor. Burada da anlat Elif ki duyalım. Benim e, hastanede bir tane vale abim var. Çok da severim kendisini. Bayağı artık Arkadaş gibi Bu bir şey. Bu arada öncesine bana doktor dedi. Şu anda böyle olduğunu öğreniyoruz. Doktor demedim ya. Hastane doktor. dedim. Bence sen oradan doktor anladın. Şimdi şöyle oldu. O abi de benden önceden forma istemişti. Ben de senin için o gün formamı çantama koymuştum. Ondan sonra da antrenmana gidecektim tamam mı? Hatta antrenman değil. Basın mı ne var? Basın, basın günü, medya günü. Şimdi şöyle oldu. Ben hastaneye gittim. Abi eli formaya getirdin mi diye bakınca böyle evet abi dedim. Maalesef senin formanın... Abiye vermiş bulunmaktayım yani. Sonraki gün basın günde sana ekstra bir forma getirmeyi unuttum. Ama niyet ettiğim formayı sana vermedim. Ama o niyet, niyet ettiğim Niyet ettim form... Allah. Im. Getireceğim o formayı. <laughs> Az önceki sinirden naifliğine geçişim. Şimdi o eski bir formaydı sana. O Avrupa şampiyonu olduğumuz formayı vereceğim için ben. O zaman çok teşekkür. Onu ederim. Onu verdim. Çok iyi kıvırdın lan. <gülüyor> <gülüyor> yani plaket yok mu plaket? Harika gerçekten. kıvırdın gerçekten. Hadi benim yanımda olmasınlar da göreyim. <laughs> e i̇şte ben de gelince hasta oldum. Evet, ben de gelince hastaydım. Ama annesi İzmir'de, baktı. Aynen Kupavale'ye gittiğimizde. Hakikaten böyle o akşam işte takım arkadaşlarım İstanbul'da idman yapıp İzmir'e gelecek. Ben de zaten İzmir'deydim Ayça'nın düğünü olduğu için. Ben direkt orada kaldım o akşam. Ertesi gün onların gelmesini bekliyorum. Akşam artık otele gittim ben, bavulumu koydum. Onların da gelmesine 1-2 saat var. Saat de 9 falan. Yazdım e, takımdan kızlara, dedim ki gelirken şu şu ilacı bana getirin. Ben bayılmak üzereyim, gelince kaldırırsınız diye. Ölmüşüm ya ölmeye bir kala nasıl uyumuşsam ateşim falan çıkmış gelmişler hemen kaldırıp ilaç falan içirdiler Hani öyle ayılıp bayılmalı bir hastalık şeyim oldu benim de gence ama herhalde biraz vücut rahatladı vücut direncimiz falan da düştü yani. galiba Uzun seyahatler ee, Bir de Ayça'nın düğününde sabaha kadar tepinince Bir de uzun Bakacağız. seyahatlerde yemek yememeniz çan Birisi çan çan sormuştu çan hatta sıralasınlar en kötü yemek hangisiydi diye. Neredeydik? Bence diye. Japonya'ydı ya. Gerçekten evet, çok kötüydü. Japonya'da yemek biraz kötüydü. Yani daha doğrusu bizim bize göre yemek yapmaya çalışmışlar aslında. Ama hani <laughs> Yani birçok yere ayak uydurabildik. Almanya'ya bile ayak Aynen. uydurabildik. Yani normalde biz ilkinde Asya mutfağını seviyoruz Asya mutfağını ama o başka bir seviyeydi. Çoğu zaman dışarıdan yedik yani. Ki biz evet, hiç dışarıdan dışarıda yemeyiz yedik. neredeyse. Yani nadir Ren yeri sadece. Orada hep dışarıdan yedik evet. evet. Orası biraz kötüydü. Çok kötüydü. Ee, e, şimdi nasıl gidiyor? Hayat? Şimdi İyi. Türk yemekleri. Aynen. Bir kendimize geldik. biraz kilolar alındı. Bu arada çok fazla geziyorsunuz. Çok fazla etkinliğe gidiyorsunuz. Evet. Elif YouTube etkinliğini anlatsın da biraz da hmm. kendisini övsün. YouTube etkinliğine bensiz gitmiş. Şimdi onu ayarlayan kişi ben değilim. Ee, şu an sezon açıldığı için... <laughs> Herkes yoğun ve antrenman programına bakılarak oyuncular seçiliyor ve onlar yollanıyor bir nevi. Bu sefer de YouTube Festivali diye geçiyormuş bu. Hande ile ben katıldım ve böyle içeri girer girmez e, İlkin'le beni gördüm. Neden acaba? Sporla ilgili bir bölümde 4141'in de sayfası bulunuyordu. Ve İlkel videolarını gördüm böyle. Ve, ve içeri ben adım, adım değildim. Evet, seni çağırmamışlar. Ve hani hiç antrenman falan da yoktu yani. Mesaj Ama yerine gitsin, evde hikayelerden... Elif acaba bu akşam nereye gitti falan diye böyle... I'm a Bench Şimdi Hayır bir de onun da fotoğraflarını da atar bize şey de biz de yayınlar. <laughs> evet ona haklısınız işte ne evet. bileyim o an aklıma gelmedi. İnsanlar böyle direkt şey geldi. <laughs> Hoş geldiniz sizin de var burada fotoğraflarınız videolarınız ne zaman geliyor yeni bölüm sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkes böyle diyor, o iyi kelikli iyi kilitli. siz de buradasınız her yerde. Fenomen Şimdi, oldunuz ya. Evet ya bayağı izleniyormuşuz hatta bizim de sahneye çıktığımız bir bölüm oldu. Hande böyle yapıldı bir soru soruldu işte YouTube'da en çok izlediğiniz kanal ya da içerik ne? falan filan. Hani doğru söylerken yandan birazcık şöyle yapmış olabilirim. Dört bir dört bir de. de. Herkes duydu bunu tabii ki de. Güzel bir ortam vardı. Bayağı insanlar izliyor, tanıyor, biliyor. Yeni bölümü bekliyorlar. Bu, bu, bu bizi bence daha çok itiyor yeni bölümleri. Beklemeyenler de var tabii. <laughs> evet tabii doğru. Bayan baydı diyenler de var. Aynen. Biz kimseyi baymıyoruz. Onun ben bayılası var Biz, bence. Ben bu programı izlemeyi seviyorum. Ben de izlemeyi seviyorum. Ben de. Biz çekmemize rağmen açıp bir daha izliyoruz. Aynen öyle. Bu kadar. Soracağım sorular var da siz de aranızda zaten hep beraber konuşuyorsunuz. Ya herkes özledi ya hala mil takımı özledi gibi yani. Siz izliyor musunuz mil takım videoları? Ya insanlar direkt geliyor şöyle diyor tabii ki de. Milli maçlarınızı çok özledik şimdi de. E şimdi Biz de böyle, dur bir dinlenelim. Yani, her şeyin bir yere zamanı var. Çok güzel bir sezon geçirdik ama şimdi önümüzde bizi bekleyen uzun bir serüven Aynen. daha var kulüp sezonu. Tabi bunu da en iyi şekilde bitirmek. Evet, diye... çok zor falan. <laughs> İki dakika sonra Eliz'i çekebiliriz burada. Yani şöyle çok uzun süredir tabi voleybola emek veriyoruz. Bizden daha uzun süredir emek veren arkadaşlarımız evet. var ve o emeğin karşılığını almak tabii ki nasıl dışarıdaki insanları izlerken mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor. Ama tabii bir dinlenmek Aynen, hepimize Her iyi şeyin gelecektir. Aynen zamanı var. Aynen benim. öyle. E Japonya nasıldı? Gezdiniz tozdunuz diyeceğim de fazla gezemediniz ya. E Japonya'da maçlarımız hep çok erkendi. Çok alışveriş yaptık ya. Ama ucuzdu. Ama ucuzdu. Her şey yarı fiyatınaydı Türkiye'de. E, biraz Türkiye'de. alışveriş yaptık. Hatta son gün hani böyle dedik ki gezelim bir restorana... Örümcek! Ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen ona, onu, ben anlatacağım. Tamam Sen ben ne şey yaptım. O kadar yer var değil mi? Gezdik gezdik. En son böyle yaptık. Aa dedik işte Disney Store varmış. Koşa koşa Disney Store'a gittik. O kadar mekanın içinde, Aynen. o kadar kültürel yerin Gerçekten. arasında. Yani aslında nerelere gidelim diye konuşmuştuk ya. <laughs> Müze, <laughs> müze mi? Müze değil, değil, müze müz müz İngilizcesi mi söylüyorum? kanka? Müzi, müzi. müze işte. Tapınak tapınak ha, tapınaklara gidelim ha. diye konuştuk. Otelden çıktık yürümeye başladık, baktık hiçbir tapınağa ulaşamıyoruz. Ama ikim böyle yapıyor. Burada o kadar çok müze e, tapınak var ki yürüyerek bile gidebiliriz Elif. Aa dedim hadi yürüyelim. Tamam. Gerçekten Ben öyle demiş olabilirim ama navigasyonda gerçekten bir sürü noktada hmm. görünüyordu. O pek... tapınaklar nasıl biliyor musun? Böyle çok küçük küçük. Evet gerçekten sokağın çok ortasında küçük küçük, küçük böyle. <laughs> Biz bak böyleyiz, sokağın ortasına geçecek. aa şurası herhalde diyoruz. Çok güzelmiş diye <laughs> Devam yani ediyoruz. Böyle, aynen nokta gibi. Otobüs durakları gibi koymuşlar aynen, aslında. Aynen gördüğümüz yani. yerde böyle ilkin şurayı gösteriyor. Hiçbir şey yok gibi. İlerledik ilerledik videosu var göstereceğim. Mezarlığa gittik. <laughs> ben böyle bu bir mesaj mı acaba? <laughs> Japonların mezarına gittik ya. Ger böyle bir şey olabilir gerçekten. mi? Gerçekten. En sonunda kendimizi Disney Store'da bulduk. Ben evet. hatta Windy Pooh takım yüzük aldı. Aynen. Birinde vindi bu bal, e, bal kavanozundan bal yiyor. Diğerinde işte arı var. Petek bal gibi yapmışlar falan. Öyle e, şeyler. Taklit fotoğraflarımız da var hatta. Video ve fotoğrafı gerçekten koyabiliriz. Evet, de. birileri zaten demiş. Videoyu yani fotoğrafları da koyarsanız güzel olur diye görüyoruz. Hemen Aynen. yolluyor. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Biz yine alışveriş yapıyoruz deliler gibi. Çünkü gerçekten yeniden söylüyorum. Her şey yarı fiyatına. Neyse kızları bekliyorum. İlkinle Ayça başka bir yerde. Zehra ile Mille başka bir yere girdi. Ben de oturuyorum dışarıda bekliyorum. Çünkü gerçekten yoruldum. Oturdum böyle bir kalktım aya. Nasıl söylenir bilmiyorum ama. Tam yani Işte. Aynen buram bir kaşınıyor ama yani dedim herhalde sivrisine kısırdı tamam mı? Ama böyle bir acı yok böyle bir yanma yok bu diyorum normal bir şey değil, yemek yedik, kahve aldık falan ama hala böyle. Hepimiz orada oturduk yani bir süre sonra işte ayrıldık o oturmaya devam haya, etti. İlkine gidiyorum bak diyorum bu başka bir şey çok kaşınıyor. Zehra'ya gidiyorum başka bir şey. ha Otel'e bir gittik. Ben tepkimi söyleyebilir miyim burada? Lütfen. <laughs> tamam indirdim tayt. <tight. gülüyor> Tight'i bir indirdi. Ben de o sırada yüzüm Elif'e dönük değil yani. Masada bir şey yapıyorum. Ya dedim sivrisinektir dedim. Tight'i bir indirdi. İlkin bak dedi şöyle bir tüm böyle... <laughs> ne olmuş lan dedim sana. Genişliği yani bu kadar şöyle falan, falan, bir şey bu arada. Evet. Değil. İnanamazsınız. Örümcek ısırmış. Örümcek ısırmış. Ve böyle bu kadar şişik böyle değişik bir şey olmuş. Ben böyle Fırat bir şey ısırdı beni. <laughs> böyle bir bandajladık. O fotoğrafta tabii ki de koyamayız. Bandajladık, <gülüyor> bandajladık odada <laughs> şöyle yan yatıyor. Bak üstüne oturma demişler. <laughs> bana böyle üstüne sakın oturup yatma. Yanda böyleyim. Sohbet ediyorlar. Ben eee? <laughs> ben odadaki tabloyla dedim ki bir poz ver. Döndü tabloya böyle yap. Ben fotoğraf ben. ben fotoğraf çektim. Şurasında kocaman bant. <laughs> Bunu fotoğrafına hayata koymayız arkadaşlar. Böyle bir şey Niye mümkün... canım? <laughs> böyle bir şey mümkün değil ama İnsanlık çok komik yani. İnsanlık hali örümcek sokmuş ne yapacaksın? Ama böyle bir şey olamaz daha önce örümcek ısırdı mısın ya? Hayır. Valla beni de ısırdı. Ama böyle şeyler beni buluyor. Seni buluyor. Böyle öyle. dediği evet. için de buluyor. İşte değil mi? Enerji i̇şte, meselelerine giriyoruz yine. Yedi yedi yedi. Yedi yedi yedi. Yedi yedi yedi. İnanıyor musunuz? Ama abi yedi 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 tutmadı. Yedi yedi hatırlıyor musun? Ben bir şey söyleyeceğim. ben anlatmam lazım. benim anlatmam Instagram'da gezerken tamam bir şeye denk gelmiş. Diyor ki Instagram'da. Beğendiğiniz, sevdiğiniz biri var işte size dönmesini istiyorsanız diyor. İşte ayak bileğinizin dış tarafına diyor. Tabii Hayır hiç hiç. İç tarafına işte. Özelliklerini yazın diyor tamam Adını soyadını. Aynen. Adı soyadı doğum tarihi demiş odaya bir geldi. Buraya var destan yazmış. Beş parmağı olsun. <laughs> Hayır. Neler yazdığımı söylüyorum bak. <laughs> Bu arada odada da şu kadar kişiyiz. İlkin, Ayça, Simge abla, Hande, ben. Diğerleri var mı? Sonra Aslı ile Kübra, Abla geldi. <laughs> Bütün herkes orada zaten. Hayır ben böyle yapıyorum. İlk kere ne, ne, ne yaptın ayağına diyor. Olay şöyle gerçekleşti. Yazdım ismi. Yedi yedi yedi. yedi. Sonra böyle yaptılar. E ya başka birisi ise doğum tarihi yaz. Doğum tarihi yazdım. E ya aynı doğum tarihi ise özelliklerini yaz. Özelliklerini yazdım. <laughs> Bak şurasında kocaman bir destan Aynen. yazıyor ve bizim toplantımız var. Yıkarım ayağımı odaya da en iyice demiştim. İki gün için gerçekleşecekmiş bu. İki Aynen. gün içinde olacakmış. 7-7-7 işte. Ve bir maçta bu. var mıydı peki? Herkes canım, bakarlar. Neyin şimdi? Olay şimdi gerçekleşiyor. Sonra sen bunu yap unut sohbet et sabahına uyan sabah stretching var kahvaltı var sonrasında toplantı var çorapsız gidiyorum yani. <laughs> Cansu bana böyle Elif e, ayak bileğinde ne yazıyor ben böyle hiçbir şey yazmıyor <laughs> sonra ben onu gizle 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 yürüyorum o da bize çıkmayan kalem olsun mu bir gün <laughs> kalemiyle yazmış bir gün boyunca bileğime kaldı çorapla gezdim her yerde ya ee, gerçekleşti kendine... mi hayır. hayır. demek ki bunlara inanmıyoruz <gülüyor> İnanmayın. <gülüyor> Gerçekleşmedi. Tabii ki hayır. Olmaması gerekiyormuş diyelim biz ona. hayırlısı olmuş diyelim. Hayırlısı olmuş diyelim. Hayırlısı olmuş diyelim. Ben şeyleri soracağım aklımda var ya uçaktaki maske olayı falan. Ya nasıl aklınıza geldi ya? ya. Ayça böyle yaptı. Ayça'nın düğünü var ya biraz heyecanlıydı bence. onu da biraz bence anlatırız. iyi İyi ki sen orada uyuyordun değil mi? Evet ben kaldırdılar böyle ne yapıyorsunuz? Hep beraber maske... Doni'ye bir döndüm maske yapmışlar. <laughs> bir böyle de yapıştırmamış gibi. ya ücü gibi duruyordu <laughs> yanlardan. <laughs> Bir döndüm ile karşılaştık. Aa herkes derken herkes herkes mi? <laughs> Yapmayacak insanlar bile maske yaptı. Ayça böyle hadi hepimiz şimdi maske yapıyoruz. Maske zamanı. <laughs> Hepimizin suratına yapıştırdım. Ben ya. önce bir cayca cayacaktım yani anladın mı? Çünkü maskenin ben de... Maske yapmayız yani. Yani vallahi. aynen. aynen. E, bir baktım şimdi Ayça yapmış. Zehra yapmış. İlenya yapmış. Herkes yapmış anladın Bandone mı? Cayamadım yapmış. da yani. Aynen öyle. Düğünü anlatın. İnsanlar düğünü merak eder. Şıklık geçidi... Ayça'ya sordum. Dedim ki en şık kimdi? Böyle ben. <laughs> <laughs> Tam öyle. <laughs> çok güzel en güzel oydu. Aynen çok güzellerdi. Bir de şey evet. dedi. Annelerimiz ve babalarımız. Evet. Vallahi Anneleri babaları o kadar muhteşemdi ki. Biz mesela imza ya da fotoğraf istiyor. Geliyor beni alıyor. Gel kızım biz gidelim deyip dans etmeye gidiyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf, video çekildi. Çok evet. tatlılardı ya. Çok güzel düğündü valla. Evet. Çok cana yakın insanlar. Bir de sevdiğimiz yani. insanlar olduğu için daha bize de tabii daha. Benim çok hoşuma gitti yani. Yani 10 santimlik topuklu ayakkabılarımızla canımız acı acı dans ettik ve bundan hiçbir şey değil. Rica ediyorum. Ee, ben yarım şey... saat sonra ayakkabıları çıkardım. Hatta biz Ataman abiyle karşılaştık. İşte normal konuşuyorduk. Ataman abi bana şöyle baktı. Diğerlerini anlarım da senden hiç topuklu ayakkabıyla dans etmeni beklemezdim dedi. Ben de dedim ki abi sen mi istiyorsun dedim. Çıkarırım tabii dedim çıkardım orada hemen. Ama onu çıkarsana kadar böyle hadi Elif çıkaralım. Şimdi çıkaralım. Evet evet, hadi evet Elif sürekli millete gülüyorum böyle hadi birileri ayakkabılarını çıkarsın artık ya. Ya, ya ben, Ama onlarla oynamak zor ya. ya çok, çok zor. Normal yani, ayakkabı falan da getirseydiniz yani, bari. Yani, Bazıları yani, öyle getirdik. yapıyor ya. <laughs> Terlik, sen terlik giydin. Yo evet. sen otelde unutmuştun. Aynen otele yani after'dan önce işte otele döndük. Ben terlik aldım onların yanında vardı benim zaten. Benim ayakkabım vardı. Ben yere değmek istemedim çıplak ayakla. O yüzden birazcık daha bekledim sonra ayakkabımı giydim. Ben bir kere öyle bir düğünde düştüm. <laughs> bu kız neden çok düşüyor ya? Bak şimdi. Sakar olan benim sen ne ara düştün? Ama benimkiler başkalarından dolayı oluyor. Ben, benim yüzümden olmadı. Eminim öyledir. Ha tamam mikro düşüyor sandım. Bu, bu bir yerde bir şey yok. <laughs> Neyse bak şimdi düğündeyiz tamam mı? Damat alayı oynanıyor. Düğünde de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hele hızlanıyor ya bayılıyorum. Ayça'nın Ayça düğünde de normalde dü şey yokmuş halay yokmuş. Favori bu mu senin ilkin? Ya favori demeyelim tabii bizim tarafın düğünlerinde başka favorilerim de olabiliyor. Ama damat alayı hani olabilecek herkesin düğününde mutlaka bir kere çalınıyor. Şimdi şöyle düştüğüm düğüne gidiyoruz. Benim altımda etek var uzun. Üstümde de yine bunun gibi bir üst var tamam mı? Yine damat alayı oynanıyor ve ben müzik çalmaya başladıktan sonra direkt ayakkabıları aldım ve oturduğum yere doğru hani fırlattım anladın mı? Hemen heyecanla. İşte başladık oynamaya. Yanımda tanımadığım bir adam var. Solumdan itibaren de takım var tamam mı? bizim işte Galatasaray'daki iki sene önceki takım evet. var. Recep abi'nin düğünü. Damat alayı oynuyoruz. Düğüne gelen o minnoş çocuklardan bir tanesi sen mermer zemine su dök. Onu silmesinler. O da nasıl kayar biliyor mu? <laughs> ben ayağımı yere basmamla bak ayaklarım yerden kesildi ama bak ayak parmaklarımı şu mesafede şu gördüğümü falan. hatırlıyorum. Ve oturdum direkt yanındaki adam da tut elimi. Düştüm şimdi hani şöyle yukarıdan <laughs> bakıyorum tamam mı? Bakıyor suratıma. <laughs> ne bakıyorsun dedim kaldırsana. Allah'tan <laughs> sakatlanmadı. Çok güzel düştüm. Çok müdahale <laughs> düştüm. Oturdum bir de altımdaki dere etekti şey yaptı o sabitle yani, sabitledi. <laughs> hem, sabi, hem, sabitledi, hem yumuşak oturdu yani. biraz. Aynen tak. <laughs> bir tane. Aynen. Yani. Bir de Alişan'la benim çok komik bir anım var. Anlatabilir miyim? Yine bir düğündeyiz. Ee, Alişan'la göz göze geldik. Damat alayı dışında gerçekten her şeyi çaldı söyledi. Herkes çok eğleniyor falan. Ben de damat alayını bekliyorum. Hani damat alayı çalar mısınız dedik. Çalarız dedi. Oynayıp gideceğim çünkü ertesi gün antrenmanım var erken kalkmam gerekiyor falan filan. Tam sessizlik olduğu anda benim ağzımdan şöyle bir şey çıktı. Ya bir tane damat alayı istedik çalmadın ya diye bir şey çıktı ama o an herkes sessizlik yani sessizliğe bürünmüştü resmen. <laughs> Ve Alişan hani şöyle baktı bana ben şöyle... <gülüyor> 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 yok bir şey çok iyi diye şey değil ya önemli değil. Çaldırdın Asla mı? Asla falan. Tabii ki çaldı sonra ben ayakkabılarımı tekrar... zorlaştırdım. <laughs> Ayça'nın düğünde de halay yoktu normalde. Artık... Niye sevmiyorlar mıydı ya Ayça? Ya Ayça'dan dans diye istememiş. Elbisesi de artı ya. Dolayı. Bana ben gittim Ayça ilk Şey, hepsine dahil olmak istiyorum. Hepsinde oldu ama helal, helal olsun. olsun. Çok güzel oynadılar. Yani. Ben gidip söylediğimde adam bana dedi ki hani istemiyorlar galiba falan bakarız falan dedi. Sonra en son sahneden inerken hani artık ayrılıyoruz teşekkür ederiz falan kısmı var ya. O kısma geldi ben elimi sahneye vurdum. Dedim ki bir tane damat alayı istedik, çalmadın dedim. Ama herkes ya. oynadı. Herkes oynadı, oynadı, oynadı. sonra. İlkin direkt yine. Senin en sevdiğin hangisi? Ya ben e, en son düğüne 10 yıl önce falan gittim. O yüzden oy da güzel oyun. Ha? Cilveloy? Hı, nanayda. Mı? Ya bilmiyorum ama damat alayını çok seviyorum. Her zaman yapabilirim ben de herhalde. Abim Biz damat oluyor Bizim <laughs> tarafta e, tabii, horon, düğün moron. oldu mu zaten zemin memin kalmıyor yani. Kesinlikle. İyi oylar mısın? Damat alayını mı? Hayır, genel. Bir, bir gün oynarım horon ya. oynatıyoruz İlkin'e. Bir Bak, piyano, horon, sana şarkı söyleteceğiz. Tek başıma Bunları... horon mu oynayacağım? Ben de oynarım, ben de iyi oynarım. Aooo. Aooo. Yapacaksın. <laughs> arada kalmıştık. İlkin karantinada babanla birlikteydin. Bu arada da Öyle. İlkin, az önce girişte dedik ki, İlkin hiç konuşmuyorum, bana hiç şey yapmıyorsunuz dedi. Evet, İlkin 5 saattir konuşuyor. Karantinada bir süre sonra gerçekten YouTube'dan olabilecek oyunlar işte. Mesela bir ara erkek horonu öğreniyordum ben babamla çökmeli kalkmalı falan. Ama farklı farklı oranlar var. Tabii değil tabii Nasıl bir düşünüyor? sürü var. İşte bu erkek oronu dedikleri Böyle mi? Elle. Şimdi mi oynuyor? Ya hep böyle değil kanka. Hep böyle ne mumya mı oynuyor? Bilmiyorum. Hep böyle <laughs> böyle değil mi oran? Yani çok <laughs> Yani çok öyle değil ama tabii vardı bizim de böyle bir zevkimiz. Sırtaki bile öğrendik herdeyiz. Ay evet çok güzel sırtaki oynuyorduk ya. Hatırlamıyorum ama ben ya. Ben de hiç hatırlamıyorum ama çok tatlış bir videomuz var ama çok ne yazık ki gösteremeyiz onu. O ev hali, pijamalı, pijamalı falan pijamalı o. Pijamalı falan Aynen. o yüzden Aynen. ama çok güzel oynamıştık Aynen. ya. Bir gün normalini çekip atarım. Ben şeyi de sormak istiyorum. 4 ay işte ayrı kaldın. Siz günlük hayatınızda peki Komple yazışanlardan mısınız yoksa? Aynen. Ya biz günlük hayatımızda birbirimize sadece reels atıyoruz. ya da ya önemli da... bir şeyler. Aynen konuşuyoruz. O soğuk espri riyalsları kimden geliyor? Ya evet. öyle şeyler çok atmıyoruz evet. ya soğuk espriler. Biz genellikle hayvan. Ben çok fazla kedi köpek videoları yolluyorum ikine. <laughs> ben de çok fazla edebiyat, şiir Aynen. öyle şeyler yolluyorum. Çok romantik bir şey ya. Değilim Değil diyor. Çok romantik ya. Çok da değilim de. Gördüğüm en romantik insan. Yani ama mesela onun bir yıl satma saati var yani. Ben evde evet. mesela annemle konuşuruz. Bir dakika diyorum mesela. O bir dakika ne oldu falan derken benim telefonuma tık tık din, tık din, tık tık. tık sıra mı atıyorsun? Reels yani. ve çünkü nasıl biliyor musun her izlediğini attığı bir an oluyor mesela. At gülüyor atıyor. Gülüyor atıyor. Gülüyor. Hani şey disk sürekli dönüyor anladın mı? <laughs> bir de bu şeye girince çıkamıyorum. Reels'te eğer e, o sayfada sadece güldüğüm şeyler varsa hepsini yollamak. Bir istiyorum. de bazen <laughs> beğendiğin şeylerden şey alıp ona devamlı göre geliyor. devamlı aynı şeyler geliyor ya. Aynen. Bir giriyorum 135 tane şey atmış mesela. Böyle Ama geç 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 Arkadaş e, evet. kankalar da var Onun dışında önemli bir konular olduysa Genellikle yüz yüze e, görüştüğümüz zaman anlatıyoruz Özel gosiplerimizi yüz yüze görüşme şeyimize Onda ayırıyoruz Onu da ben başlattım bana sinir oluyor bu evet. konuda Bir kere bir şey yaşamıştım Önemli bir şeydi anlatmam gerekiyordu İlkene evet. buluşunca anlatırız dedim kafayı yedi Ve bir de buluşamadık yani orada. Sizin buluşmanız da çok zor olur ya sezon içinde Aynen. Sonra bana artık ne yaşarsak buluşunca anlatacağız. Aynen. O günden beri ben de öyle diyorum. Soruyu ya ilkini anlat falan dedim <laughs> buluşunca. Mesela bir aydır bir konuyu çok merak ediyorum ama o bir aydır konuyu dinleyemiyorum ve hala belki de dinleyemeyeceğim. O zaman bu konuyu boş verelim. Evet, evet. evet. Nereye geçelim? Böyle biz Baba konuşuyoruz çağ. ya. Baba ha deme ona geçelim. Yani ona da çok aslında çok fazla geldi. Gençler insan mıydı, robot muydu ya? Çok komik bir diyalog ne oldu. <laughs> Elif Elif'in elini tutup Hayal kırıklığıydı benim için ya. Şimdi birincisi ben onun içindekini insan sanıyordum. Twitter'da gördüm galiba dışarıda da bir tane ondan varmış. Ve o dışarıdaki insanmış. Biz de bu içeridekini de insan sandık. Ama o robottu. Bu arada insan değil miydi? Hayır bence değildi ya. Çünkü nedenini söylüyorum. Hayır sordu. öğrenemediniz mi hala ya? Hayır ben nedenini söylüyorum. Gördük dur. Hepimiz yine fotoğraf çekiliyoruz. İnsanlar bayağı erkeklerde gördüm. Bizim erkekler babacanın beynini yarmış. <laughs> Yarsındaydı. <laughs> evet abi <laughs> o şeyler. <laughs> ne yaptınız <yaptırıyorsunuz> siz <la>? Biz <laughs> size Gördün mü o fotoğrafı? Hayır. Gözlerine kapatarak kafası inmiş <laughs> hayvanın diyecektim. <laughs> Yamultmuşlar. Biz ne kadar narin davranıyorduk onlar. Biz sarılıyorduk falan, el ele tutuşuyorduk falan. Şey yani... Ama sizin kadar da eğlenen yoktu onunla. Evet, çok tatlıydı. Gerçek, ama çok böyle gördün mü? sarılıyoruz ben ayağını falan, falan kaldım. Hepsini çektim koşarken, evet. sarılırken. Bir herkes böyle makine mi insan mı, makine mi insan mı derken kolunu tuttum. Makine. Böyle dedim aa makine bu falan. Herkes bu sefer makine mi değil mi falan. Aslı'nın orada yuvarlayalım o zaman demesi. <laughs> Sonra içeriden de bayağı bir ses geliyor. böyle Havalandırma sesi geliyor tamam mı? Şey düşünüyorsun makine olabilir. Bu yüzden ses geliyor olabilir. İçindeki insan olabilir. Nefes almak için havalandırıyor olabilir falan. Arkasındaki fermuar biz indirdik. <laughs> Neden yaparsın mesela? Kübra mı indirmişti? Kim indirdi? Aslı, Aslı, Aslı ya da ya. Kübra. Kübra değil. Kübra. Aslı bir de diyor ki, Eda abla ben açıp baktım kafası var onun ya. Öyle diyor, ben açtığımda full makineydi içerisi. Ve içeriden çok büyük bir hava geliyordu. Orada insan nefes alamaz. Bak şöyle söyleyeyim sana, en son şöyle bir diyalog oldu. Biri diyor ki işte insan mı? Biri diyor ki robot mu? İnsan mı robot mu? Kübra abla böyle yaptı, yok hayvan dedi. Ben böyle yaptım, yok uzaylı. <gülüyor> 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 Ben Elif'in o hareketine bittim. Böyle evet, evet, bir yaptım, araştırma ya. Ha, hani İçindeki insanı seni sapık olarak <laughs> kodlamış olabilir. Sonra devamında yani. İlkin de yapıyor zaten. İlkin de böyle <laughs> evrakla yapıyor. Ama bence kesinlikle makineydi. Çok tatlıydı ama ne olduğunu hiç bilmiyorum ama bavula koyup getir esim vardı. Sonra yani. alacaktım size. Aslında hedefimiz şeydi e, konuştuğumuzda tüm takıba alalım böyle hediye olarak tek tek küçük verelim dedik ama gittik. Hiçbiri kalmamış. Bize biri verdi evet, tribünden bizim var. Valla yatan baş ucunda duruyor o kadar tatlı ki. E, Paris maskotu nasıl? Hangisini daha çok sevdiniz? Şu Paris maskotunu şey... Zehra aldı. Ama izin almış. Evet ama babacan daha tatlı. Babacanı götüremedik ama küçüğünü aldık. Evet babacan zaman. daha tatlı bence. Baba mı baba mı? Babacan. Ba Twitter'da topik ba diyorlar garip topik şekilde. Topik. Çok tatlıydı ya vallahi önüne geldikçe. Falan. Ama o erkeklerin elindeki halini gördüm ya. Yani biraz üzüldüm. Gerçekten parçalamışlar. Ruh ne ya? <laughs> Şunu soracaktım. biz de geldik. Sizi takip ettik takımı. Biz de aşağıda geziyoruz falan. Çünkü gerçekten zaman sabahın köründe maç oynuyorsunuz. Yani sabahın körü demeyeyim ama oraya göre yine. Yani erken, erken geziydi, değil mi? Erken maç oynuyorsunuz, dönüyorsunuz. Ya büyük olasılıkla tabii yorgunsunuz ama ya oda, odalar çok küçük ya ne yapıyorsunuz odada ya gerçekten merak o da ediyorum. Oda hakikaten çok komikti yani bence aşırı küçüktü. Hani bavulları da koyduktan sonra baya bu bir tuzağı gibi oldu yani işte sıçrayarak yatan kenarına basıyorsun. Birimizin bavulunu geçiyorsun. Üstüne çıkıyorsun. Yatağa tuvalete gitmek için baya bir efor sarf ediyorduk yani. Yani valizlerimizi açabilmek için odadaki sandalyeleri ve şey masaları koridora attık. Aynen girer Onun girmez valizleri açabildik. Hatta kaç kere valizime takıldım, düştüm. Düşme tehlikesi atlattım hatırlamıyorum ben bile. Ben tuvaletin kapısına çarptım ya. Tuvaletin kapısını çünkü küçük oda yapmışsın koridordan. Yani şöyle düşün tam benim kadar bir yürüme alanı var gerçekten ve Elif'in bavulu var. Hayır tuvaletin kapısını niye dışarı açılacak şekilde yapıyorsun? Bizim kapıyı bir açtım, kapı tuvaletin kapısına çarptı, kapı geldi geri bana çarptı falan. Böyle bir kaos yaşandı yani odaya girerken. Bir de şöyle bir yazı yazıyordu. Bu çok gereksiz bir bilgi bu arada. Tuvalette işte duşa girmeden önce dışarıdaki kapıyı açın. Herhangi bir yangın olma Ay, evet, o çok ihtimaline oldu. karşı. Hangi dış kapıya? Tuvalete girerken diyor ki dış kapıyı açık bırak diyor. Filitle. Şey, duşa girerken. Hani diyor acil bir şey olursa sen hani orada telefon ya da böyle çekiyorsun şey oluyor ya. Mantıklıymış kız ee, aslında. Evet dış de dış yani. Çıkıyor. İyi de yani hani bu, orada bir alarm varsa ben onu çaldıktan sonra sen lobiden benim yanıma gelebiliyorsan hangi odada olduğunu görebiliyor olman lazım. Onu görebiliyorsan odanın kartıyla da gelebilirsin yani. Evet o biraz ilginçti mesela. Büyük tezi verdi. Öyle. Sen bize Bence sorarsın zıplamayan, için. sıçramayan hayvan fil kaç santim sıçrar diye. Bir <laughs> de 55 aynısı. santim yazar. <laughs> Ki ben 55 santim sıçamıyorum <laughs> Sıçramıyorsa niye soruyor? Tamam da ya 10 yazar, 5 tamam, ama yazar. Amaço değil mi? Yazarsan. Hayır. Ha, unutmamış bir daha Aynen. kaç bölüm önce. <laughs> Valfimde yara o benim ya. <laughs> Beni yine ne? sinirlendirdi bu. Japonya'dayız yine. Aynı oda. Niye sinirlendiğimi tam hatırlamıyorum. Yine sinirliyim yani. Sen olayı anlat ben söylerim <laughs> ne yani, sinirlen. E, sonunda dedim ki seni odaya almayacağım deyip onun önünden koştum 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 odanın, odaya girdim kapıyı kilitledim Gerçekten. Hemen. Ya yeter Ali. Kahveleri aldın mı? Almadım. Nerede ki kahveler? <gülüyor> 53 <gülüyor> o gözden çok güzel. 53 nerede lan? Solda. Yok sağda galiba. Senin kahveni almayacağım. Al. Kahvemi almazsan odaya almam seni. Bak yemekten çıktık koşarak odaya gidip kapıyı kilitledi. Ve böyle bunun da videosu var. Bunu atacağım ya, bana hatırlatın. Şey yapıyorum kapının araladım böyle Elif kapıyı aç. Elif kapıyı açmazsan sinirleneceğim. Elif kapıyı aç. En sonunda bana böyle yapmış. Şurada kahveleri getirirsen sana şey kapıyı açarım. <laughs> kahveleri getirtirdim. Bakayım elindeki kanıtlara. Tamam. Hakikaten. Kaldırsın <laughs> <laughs> kapıdan. Aynı <laughs> atarız. Aynısını bu arada bana yaptı. Yok ya, bu neler ki çekiyor İlkin ya. İlkin neler çekiyor İlkin. Sonra bana yaptı aynısını. İlk boşlukta intikamını aldım. Aynen bu sefer o kapıyı kilitledi falan. Evet. Dönüşte neler yaşadınız? Yani hayatınızda neler değişti? Düğüne beraber gittik ya. Kıbrıs şehitlerinde işte şey boyoz yiyelim dedik. Yürüyemedik ya Yürüyemedik. Kıbrıs şehitlerinde. Yürüyemedik yani. Sürekli her adımda bir fotoğraf Evet biri durduruyor ya. falan. Ya çok güzel bir ilgi var tabii dışarıdan gelen. Oturduğumuz yerde falan karşılaştıkları zaman işte kahve içiyoruz, ikram ediyorlar. Hani tatlı şeyler oluyor tabii ki. Ya İstanbul'da yine tanınıyoruz. Tamam İstanbul daha büyük bir şehir olduğu için. Tanısalar da bazen gelmiyorlar. İzmir'de böyle yürüyememek insanlarına bile bizi tanıması böyle olduk. Tamam ya. Başarmaya başlamışız yani bir şeyler. Evet evet bir yüzümüzü güldürdü yani. Ne zaman ünlü olduğunuzu anladınız? Herhalde bu zaman. Yani Evet insanlar böyle habire geliyor ve diyor ki çok gurur duyuyoruz sizinle yani bize bugünlerde bu kadar güzel şeyler yaşatmanız için yani çok teşekkür ederiz. Allah ne muradınız varsa görsün ama dualar ediliyor yani. Aynen. Ve mutlu oluyorum yani böyle insanlar yanıma geldiği zaman güzel güzel şeyler söylediği zaman fotoğraf çekilmek istedikleri zaman. Onun dışında bir şöyle bir anım var. Birkaç arkadaşım diyeyim hatta üstüne de isim de vermeyeyim. Biz gittik. Tatlı, yemekti, onları bunları yedik tamam mı? Güzel parası olan bir yerde, Pahalıydı yani yiyecekler. Ve e, insan oradaki çalışanlar da bizi tanıdığı için şöyle yaptılar. Bu bizim ikramımız olsun, başarınız için. Bu işte bizim hediyemiz olsun falan. Biz böyle... Abi mesela, niye dedik, pahalı hesap gelin şeyler <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok güzel ikramlar oluyor. insanlar ilgileniyor insanlar. Daha çok tanıyorlar, daha çok ilgileniyorlar. Ve beni böyle tanımaları ben şey mesela böyle gittiğim bir yere özellikle tek gidiyorsam Beni tanıması o kişinin daha çok hoşuma gidiyor Çünkü ben çok geriliyorum tek başıma alışveriş yaparken Gerginliğini atamadı hala herhalde Evet o konularda biraz gergin Mesela bazı insanlar şöyleymiş Tanındığı zaman daha çok geriliyormuş Ben tam tersiyim O kişi beni tanırsa çok rahatlıyorum Tamam diyorum bu kişinin benim aklımda bir fikri var Ben rahat olabilirim Kendim olabilirim O yüzden hep rahat ediyorum yani Tek başıma çıktığımda alışveriş yaptığımda yardım etmeleri hoşuma gidiyor Sen? Ya bilmiyorum nasıl hissettiğimi. Çok mutlu oluyorum, çok gurur duyuyorum. Ama hani sen daha iyi bilirsin. Hep normal yaşantıyı çok seven bir insanım ben. Çok rahat işte öncelikle kendi rahatıma düşkün bir insanım. Böyle insanlar tarafından bu kadar tanındıkça dışarı çıkarken daha farklı bir sorumluluk hissediyorum. Yani zaten hareketlerime dikkat eden bir insanım bence dışarıda. Ama şimdi artık daha da ekstra dikkat etmeye evet. başladım. Baya bak baya farklı şeyler insanın hayatına dokunuyor demek ki böyle evet, şey evet. De. Ama bazen mesela şeyleri sevmiyorum yani. Hani mesela tanıyor. Şöyle yakalıyorsun karşında. Aynen. Oo, o da mı sizde şey başladı yani. ya? Cem Yılmaz gibi oldu ha? Ya o biraz... İstici oluyor bana göre çünkü sonuç olarak benim özel alanım sahanın dışı. Bir de siz de şey değilsiniz ama yani fotoğraf çektirme konusunda. E, tabii değil. ki Herkes yani geldik kadar. birileri geldiği zaman herkese seve seve, yani. seve seve fotoğraf çekiliyoruz işte herkese gidiyoruz imza veriyoruz isteyenle fotoğraftır videosudur her şeyi yapıyoruz ama Hani böyle mesela biz bir mekanda oturuyoruz. Gözün kayıyor ister istemez. Yan masada seni böyle videoya çekiyor göstere göstere. Evet. Yani bu tarz şeyler hoşuma gitmiyor benim. Çünkü sonuç olarak orası benim özel alanım. İşte yakın arkadaşımla gitmişim. Belki aramızda kalması gereken bir şey konuşuyor olabilirim. Yani bu, bu tarz şeyler pek hoş evet değil. Evet ya bazen dinliyorlar yan masada tanıyor. Hani <laughs> Yalnız şu formatın öyle. en ciddi konusu oldu. <laughs> evet, böyle bir şey ya, niye bu kadar ciddiye bağladınız? Evet. Çünkü çok gergin bir soru bence. Ben bir kere öyle tatile gittim. Ya şöyle söyleyeyim Sinop'tayım. E halk plajındayız, oturuyoruz. Yanımızdaki kısımda da beni tanıyan biri varmış mesela. Ben tatilimi yaptım bir hafta ve bir hafta bitti. Son gün gelip bana beni tanıdığını, birkaç gündür de burada hani seni gözlemlediğini, yorgunsam, gerginsem işte ne bileyim turnuvadan geldim falan filan hani yanıma gelmekten çekindiğini söyledi mesela. Bu mesela bir bir tık Hani Gerdi. tedirgin edici ve gergin. Çünkü sonuç ben orada ailemleyim, arkadaşlarımlayım, özel alanım, bir şeyler konuşuyor olabilirim. O yüzden birileri bizi tanıdığı zaman en azından ortamda belli edince bir tık daha bizim de tabii ha, elifin daha de rahat diyor oluyoruz. O zaman biraz Aynen. <laughs> Martina ile aran nasıl? Martina ile aram çok iyi. Bak yeni takım bu da kankisini buldu. Evet. <laughs> o da arkadaşım kendisi. Evet üstüne Bir de o da arkadaşım. Martina çok tatlı bir insan. Çok fazla soru soruyor. Çok meraklı. Şu anki durumundan da çok memnun. Aramız çok iyi. Bana biraz salak deyip duruyor. <laughs> salak öğrettim ona. Geçen gün uyuyacağım. İki saat boyunca soru sordu uyutmadı beni. <laughs> Martin acım buradan. O da o derece soru soruyor. Çok heyecanlı bir insan. Ha geziyor. Ha böyle iddialara giriyoruz. Bir gün bana Polonya yemeklerinden yapacak. Aa, evet. yapabiliyor muymuş? Türk yemeklerini beğenmiyor, Polonya yemekleri daha güzel diyor. Ben dedim ki sadece... Ne? Ben dedim ki sadece dedim soğan ve e, sarımsak. sarımsak yiyorsunuz siz dedim. O da hayır, hayır öyle bir şey yok dedim. Ben yani de gayet dedim soğan sarımsak yiyorsunuz yani. Ben onu Türk yemeği yapacağım şimdi merak etmeyin. Artık <laughs> e, sona doğru gelelim bence kızlar. İki tane içerik çektik, siz de yoğunsunuz idmanlarınıza gideceksiniz. Bence bitirmeden önce ilkinin Elif'e park verme olayı. Bugün buraya gelirken şimdi buraya geldik. Burada karşılaştık Starbucks'ın önünde. Ben dörtlüleri yakıp sağda durmuştum. O da arkama gelmiş, arıyor beni, neredesin? Dedim geliyorum. Asansörün olduğu kapıya gelene kadar da arkalı önlü geldik. Ben de önde gidiyorum, tamam mı? Baktım solda yen yer var. Ama Bütün nasıl güzel. Tek Asansörün kişilik tam ama. Ölü. Tek kişilik ve asansörün tam önü gerçekten. Elim direksiyonda açtım camı. Şöyle. <laughs> Sen buraya gir. Ben de böyleyim arkada. ya, arkadan. Ya, arkadan böyle yapıyor. İşte arkadaş Aynen. ya. ya. Biz ilkel niye çekiyoruz san, zannediyorsunuz? Peki sonra ilkin nereye gitti? <gülüyor> ben... <gülüyor> Kayıp. kayıplara karıştı. Bayağı gittim yani. O yolun sonuna kadar gidip ana yola bıraktık arabayı. <laughs> Vallahi süper bence. Döndü dolaştı yeri geri geldi. Aslında üç tane çekecektik, iki tane çekebildik. Sizin de var. Bence bundan sonra nereye gideriz onları düşünürüz. Belki yemek evet. falan. Yemek yapacağız. Evet. evet doğru. Yemek yapalım evet. evet benim evet. kulaklarım kapalı olsun onun da gözleri kapalı olsun. Aynen. Bu bence evet. son dönemlerde popüler. Hangi ne oldu sen mi kulakların kapalı? Ya ben gözlerimi istiyorum. Hayır. Benim gözlerim Aşkım, güzel. Aşkım hayır. Bence hangi yemeği de düşünün. Lazanya, lazanya yapıyor çok güzel. Ama Gözlü birlikte zaten ikiniz ya. Tamam. İkiniz lazanya yaparsınız. Kulaklarım da kapalı benden hiçbir şey olmaz. Gözlerimi o gözü kapalı kapa da, ah. Bence benim ağzımı kapatalım. <laughs> Gözlerimi kapatırsak çünkü. Kanka senin gözlerin kapalı benim kulaklarım. Ama yakarsam kendimi... Ben öyle bir şey izin verir miyim? Tarıkla. Ben öyle bir şey izin verir miyim? Tamam ya. <laughs> benim ben gözlerim de... kapalı o zaman. Ondan sonra daha piyano çalacaksın. Evet çalacak. Elif de şarkı söyleyecek evet, o arada. Söyleyecek. Sen söyleyeceksin. Ben söylemem. <laughs> Elif de şarkı söyleyecek de evet söyleyecek. bir gün de annelerimizle çay sohbeti yapalım ya. Annelerimizle. Annem hayatta geldi. Beş çayı. Benim anneme kahvaltıya gidelim bence konukla. Benim annem sıkılır gider uyur. <gülüyor> <gülüyor> tamam bizim bir konuk alalım. Bizim eve kahvaltıya gidelim. Annem Bu arada çok güzel kahvaltı şey de oluyor. Hazırlıyor. Diyorlar ki işte konuk alın, konuk alın, konuk evet. alın. Ya süreçler o kadar kolay işlemiyor. Aynı, belki aynen. Belki kendi kulüplerinizden izin alırız. Yani ya onlar da tabii ki de istemeleri gerekiyor. Böyle konuklar da alabiliriz tabii ki evet. de. O zaman bence bu bölümü de kapatalım. Bence de. İlke evet. İlkel ikili çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.